Türkiye'deki koronavirüs gelişmelerini takip ediyor musun? Ediyorum tabii her vatandaş gibi. İnsanlarımız tedbirsiz davrandığı için salgın kontrolümüzden çıkıyor. Yani bu durumu insanların fark edip derhal tedbir alması gerekiyor. Yoksa virüsle daha uzun süre yaşamak zorunda kalacağız. Peki bakanlığın yayınladığı koronavirüs tablosuna bakıyor musun? Tabii bakıyorum, yani elimizdeki tek veri o neredeyse. Peki. Güvenmek istiyorum çünkü bu konuda bakanlığa güvenmeyeceksek kime güveneceğiz, ama bana pek samimi gelmiyor açıkçası, yani işin uzmanı değilim gerçi, ama dediğim gibi bana pek samimi gelmiyor. Gerçeğin altında sayılar veriliyor olabilir. Tabii işin içinde olmadığımız için ne desek şimdi kanıtlayamayız, altı boş kalır, ama ben daha altta rakamlar söylendiğini düşünüyorum. Açıklanırsa insanlar panik olabilir. Bir açıklandığında insanlar daha fazla tedbir de alabilir. Bu ikisinden olasılığı hangisi yüksekse, mesela insanlar daha fazla tedbir alacaksa açıklanmalı, ama bunlar düşünülüp bir karar verilmeli bence. İnsanlar tedbirsiz davranıyor. Ya salgın bitmiş gibi bir ortam var şu anda. Çoğu kişi maske takmıyor. Hani bana bir şey olmaz korkusuyla şey yapıyor, geziyorlar etrafta. Bu yüzden bitmediğini düşünüyorum. Yani biraz kısıtlamaların gelmesi lazım. Çünkü insan dediğimiz varlık birazcık izin verince daha fazlasını isteyen bir yapıya sahiptir. Tablo hakkında bir şey diyemem. O kadar uzman değilim hani. Pek samimi gelmiyor desem doğru olabilir yani. Ya doğru söylenmeli ki insanlar hani o korkuyla tedbirlere daha sıkı sarılsın. Dolayısıyla tüm mevcut vakaların açıklanması gerekiyor. Hani ya maske, mesafe. Olay bundan ibaret. Hani şu bez parçası, giydiğimiz, yüzümüze taktığımız bez parçası bizi ve sevdiklerimizden öte bu 81 milyonu, bu güzel ülkeyi, bu güzel ülkenin vatandaşlarını koruyor. Hani bunu yaparak salgının önüne geçebiliriz. Türkiye'deki koronavirüsle ilgili gelişmeleri takip edebiliyor musunuz? Evet, şu anki durum kötü bence. Yani bence bir yasak olmak zorunda. Eski sıkılığa geri dönmeliyiz. Çok gevşek bıraktıkları için bence şu anda ondan yayılıyor biraz. Evet. Çoğu kişi uymuyor kurallara, sosyal mesafeye uymuyorlar. Herkesin ağzında maske var ama çoğu kişi sosyal mesafeye uyamıyorlar daha doğrusu. Sağlık Bakanlığı bence bir an önce yasakları geri getirmeli. Bu tablo hakkında ne düşünüyorsun? Güveniyor musun buradaki rakamlara? Ben pek güvenmiyorum açıkçası. Zaten evet. Bakan da açıkladı. Yani bunlar sadece hastaneye yatan sayısı pozitif çıkanlar. Onun haricinde pozitif çıkanlar, evde izole olanların sayısı daha fazladır bence. Bence yayınlanması gerekiyor. Ciddiyetin farkına varmaları gerekiyor çünkü halkın. Türkiye'nin durumu iyi, gayet güzel. İnandırıcı. Yani şöyle inandırıcı. Vaka sayıları artıyor diyor gün güne. Bazen de düşüyor diyor. Yani inanmıyoruz yani. Nasıl değerlendiriyorum? Geçen aya göre biraz toparlama var. Ondan sonra Ankara'da yoğundu, azalma var. Bazen orada yazılmaya da bilir. Doğru bir şey değil. Vatandaşın bilmesi gerekiyor açıkça. Eğer ki öyle bir şey varsa, ben var diye demiyorum ama öyle bir şey varsa vatandaşın şey yapması gerekiyor. Vatandaşa açıklamaları gerekiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Diğer ülkelere göre daha iyiyiz. Aşı konusunda da bayağı bir gelişmeler var. Önümüzdeki yılın ilk aylarına çıkacak falan diyorlar. Bu da iyi bir gelişme. Onun dışında halkımız da işte biraz dikkat ederse çok daha iyi olur yani. Yani şimdi işin aslını bilmiyoruz tabii de. Devletin belirlediği hani şeylere güvenmek zorundayız. Yani güvenmesek de elimizden yapacak gelen bir şey yok. Sonuçta devletimiz de diyorsa o, yani yapacak bir şey yok. Kimin virüslü olduğunu bilmek, hani bir yönde iyi, bir yönde de kötü. Sonuçta insanları etiketlemiş oluyoruz. Yani hani şöyle bir genel olarak düşünürsek, bana sorarsanız Türkiye'nin %99'u bu virüse bulaşmış durumda yani. Benim görüşüm. Şimdi bakanımızın dediği gibi ağır semptomlar geçirenler var. Bir de hani virüs bulaşıp da hiçbir şey olmayanlar var. Belki bende de var, bilemiyorum. Hiç test yaptırmadım ama şu ana kadar bir belirtisini görmedim. Türkiye'deki koronavirüs gelişmelerini takip ediyor musun? Evet. Hiç iyiye gitmiyor bence. İnsanlar kurallara uymadığı için. Tedbirleri uyarsak düzelir diye umuyorum. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tabloya güvenmiyorum. Vallahi ben alınan tedbirleri yeterli düzeyde görmüyorum. Yani ilk zamanda yapılan şeylerin şu anda da uygulanması gerekiyor.
Yani sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstünün alınan tedbirler. Bunların tekrardan yapılması gerekiyor bence şu an. Yani şu an daha çok korkuyorum. İlk çıktığında o kadar şey yapmamıştık ama şimdi daha çok etkiliyoruz. Çünkü yakınlarımıza kadar ulaştı yani. Yayınlanan koronavirüs tablosu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Güveniyor musunuz? Valla günlük olan yani bu ülkenin bakanı. Güvenip onu oraya bakan yapmışlar. Onun söylediklerine itimat etmekten başka şansımız yok. Hay, inanıyor musun? Yarı yarıya diyeyim yani. Mutlaka şüphelerim var. Şimdi günde 67 kişi öldü diyor. İşte yapılan test sayısı diyor. Yani yapılan test sayısının ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ölü olayının yani verilen rakamların doğru yansıttığını düşünmüyorum. Biraz oynanıyor gibi. Koronavirüsle alakalı yaşanan süreç sadece ülkemizle alakalı değil, dünya ile alakalı bir problem. Ben bu sürecin ülkemizde çok sağlıklı yönetildiğini düşünüyorum. İnsanların işte evlere kapatılması, insanların izole edilmesi olayını doğru bulmuyorum kendi adıma. Çünkü hayatımızı bir şekilde devam ettireceğiz. Bu hastalığa karşı yapabileceğimiz en güzel şey de zaten her gün duyuyoruz. Mesafe, maske ve temizlik. Bunlara dikkat ettikten sonra da ben şu an Kızılay'ın göbeğinde çalışıyorum. Elhamdülillah bu hastalıkla karşılaşmadım. Yani bu hastalık gelip geçtiyse de farkında olmadım belki ama hayatımıza bir şekilde devam edeceğiz. Buna da alışacağız. Başka çaremiz yok. İyi kötü gazetelerden, televizyonlara bakmıyorum ama gazetelerden takip ediyorum. La o tabloya ilk başlarda güveniyorduk ama son zamanlarda Türk Tabipler Birliği'nin veya diğer hekimlerin onun aksine açıklamaları var. O yüzden muallaktayız. Yani güvenemiyorum. Hepsi açıklanmalı ki ona göre millet tedbirini alsın. Vakalar ne kadar az gösterilirse vatandaş o kadar rahatlıyor. Ama ne kadar çok gösterirlerse bence tedbirleri daha sık alacaklar. İşin ciddiyetine varacaklar. Ya vatandaş olarak şu anda halkımızın %60-70'i işin ciddiyetinde değil ya. Yani. Şaka geliyor yani. Ya ne kadar çok, ne kadar ağır vakalar şey olursa insan haliyle korkacaktır yani. Ama hafif gösterirse millet aman boşver diyor. Boş veriyor yani. Koronavirüsle ilgili gelişmeleri takip ediyor musunuz? Ediyorum evet. Peki günlük olarak yayınlanan koronavirüs tablosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Güveniyor musunuz tabloya? Vallahi genellikle güveniyorum tabii. Bütün haberlerde ortalama hep aynı şey çıkıyor yani. Bu tablodaki rakamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçeği yansıtıyor musunuz? Vallahi haberlere güveniyorum, ona göre inanıyorum yani.